Bu renkli görüntüler Fransa'nın ünlü tatil beldesi Cannes'dan. Sayın seyirciler, Fransa'nın dünyaca ünlü Cannes şehrindeyiz. İşte Akdeniz'in kıyısında şirin bir şehir, tıpkı bizim Bodrum gibi. Arkada yat limanı, onun arkasında Cannes'ın ünlü kalesi var. Evet sevgili seyirciler, şehirleri pazarlamak için bir proje, bir aksiyon gerekiyor. İşte bu şehir iki özelliğiyle ön plana çıkıyor. Birincisi dünyaca ünlü Cannes Film Festivali. Yıldızlar ve binlerce insan buraya yağıyor festival dolayısıyla. İkincisi de yine dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı burada toplanıyor. İşte biz bu fuar için Cannes'a geldik. Ve burada şehirler, ülkeler kendisini çok güzel bir şekilde standlarıyla, maketleriyle tanıtıyorlar. Projeleriyle tanıtıyorlar. Bizim de burada ne yazık ki İstanbul'umuzu tanıtan büyük bir stand yok. Ama İstanbul'daki projeleri tanıtan müteahhitlerimizin güzel projeleri var. En azından bunları görmek bizi mutlu etti. Gelecek yıl bu açığın mutlaka kapatılması gerekiyor. Dünyanın cazibe merkezi olan, yatırım çekme açısından en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'umuzu mutlaka burada çok iyi bir şekilde tanıtmalıyız. Nip'in fuarı Intercontinental Carlton Otel'de düzenlenen ve Nip'in sponsor olduğu açılış kokteyliyle başladı. Dünyaca ünlü Carlton Oteli'nin salonları hınca hınç dolu ve bu gecenin, bu açılış gecesinin sponsoru da bir Türk firması. Fuar kapsamında Onur Ülke Türkiye standının açılışı da gerçekleşti. Avrupa'nın en büyük gayrimenkul fuarı MİP'in bu sene 25. yılını kutluyor. Türk standının önündeyiz. Yanımızda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim Çağlar ve Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Sayın İlker Aycı var. Evet İbrahim Bey, MİP'in de Türkiye'nin yeri nedir? 2 yıl üst üste onur konuğu seçildik. O çerçevede buradayız. Yatırım ajansımız bizimle birlikte, şirketlerimiz bizimle birlikte burada çok güzel İstanbul'u ve Türkiye'yi anlatıyoruz yatırımcılara. Süper Lig'de oynamamız lazım ki Türkiye olarak sanayimizde, üretimimizde Süper Lig'deyiz. Bunu iddiayla söylüyoruz. Şimdi biliyorsunuz biz dünyadaki ikinci büyük müteahhitlik firmaları bizde. Ayrıca bu MİP'imde şehirler projelerini sunarken görsellerine baktığınız zaman veya maketlerine baktığınız zaman birçoğunun altında da Türk müteahhitlerinin imzası var. Gelecek yıl için neler planlıyorsunuz? Daha iyi bir Türkiye'nin görselini nasıl ortaya koyabiliriz? Bunun çalışmasını yapacağız. Türkiye dışarıdan aslında daha farklı görünüyor. İçeriden biraz daha sanki negatif gibi görünüyor ama dışarıdaki görüntüsü daha farklı olduğuna ben düşünüyorum. Sizden neler söyleyeceksiniz? Vallahi bunun teyidini şöyle yapalım isterseniz. Daha bu sabah doğrudan yatırımlarda Ocak ayı rakamlarını aldık. Geçen yıla göre %40 daha yukarıdayız. Türkiye'ye doğrudan yatırımcılar, uzun vadeli Türkiye'ye bakan, uzun vadeli finansman yapan, kalıcı yatırımcılar, katma değerli yatırım yapanlar Türkiye'ye uzun vadeli perspektiflerini koruyorlar. Türkiye'ye inanıyorlar. Yeter ki biz kendi içimizde, kendi ülkemizde istikrarı koruyalım. Unutmayın, geçen yıl 3 milyar doların bir miktar üzerinde doğrudan yatırım aldık gayrimenkul sektöründe ve bir önceki yıla göre yine artış gösterdik. Sıfırdan projelerde de 9,5 milyar dolar aldık geçen yıl ve dünyada 19. sıraya tırmandık. Ama amacımız ilk 10'a tırmanmak olduğuna göre ekonomi olarak doğrudan yatırım çekmede de 19. sırayı da kendimize yeterli görmüyoruz. Daha da yukarıya tırmanacağız. Evet sevgili seyirciler, gördüğümüz gibi Fransa'dan Türkiye'ye baktığımızda karamsar olmaya gerçekten gerek yok. Dışarıdan Türkiye daha iyi görünüyor ve Türkiye'nin geleceği güzel görünüyor. Bu yıl Cannes'da 25.si düzenlenen uluslararası gayrimenkul etkinliği MİP'in fuarı, dünya şehirlerinin çehresini değiştiren prestijli projelere ev sahipliği yaptı. Son yıllarda yurt dışında sayısız projeye imza atan Türk firmaları, MİP'in fuarında yabancı yatırımcıların adeta ilgi odağı oldu. Akdeniz kıyısındaki bu fuar merkezinde, kapalı ve açık alanlarda adeta ziyaretçi rekoru kırılıyor ve ülkeye milyarlarca dolar döviz kazandırılıyor. MİP'imde ülkeler adeta birbiriyle yarıştı. MİP'im fuarında Moskova için ayrı bir çadır kurulmuş ve çadırın içinde işte muhteşem Moskova şehrinin maketi. Gerçekten etkileyici bir görüntü. Ortada Kremlin Sarayı var. Nehir yine şehrin ortasından geçiyor. Bütün dileğimiz gelecek yıl İstanbul'un da böyle bir maketini bu fuarda görmek.
Sevgili seyirciler, 10 yıl uzun bir zaman değil. Fakat 10 yılda neler yapılabileceğini işte bu Dubai maketinde görüyoruz. 2004 yılında çöl olan Dubai ve 2014 yılında işte muhteşem Dubai. MIP'in fuarının önemli katılımcılarından birisi de fuara 5 yıldır aralıksız katılarak Türkiye'yi dünyaya tanıtan Ankara Ticaret Odası'ydı. Yine bu sene 30'a yakın meclis üyemiz var. Yani sürekli geldiğimiz bir fuar burası. Bu tip fuarlara ülkemiz açısından katılmakta fayda var. Yani ülkemizin tanıtımını yapıyoruz, reklamını yapıyoruz. Sonra ülkede neler yapılıyor? İnsanların onu görmesi lazım. Türkiye'nin ne kadar ileri seviyelere ulaştığını kesinlikle bu fuarda bizim göstermemiz lazım. Bu yıl fuara Türk mimarlık şirketleri de katıldı. Birçok organizasyonunda yer alıyorduk bundan önce de. Murat Tabanlıoğlu geçen sene buradaki çok önemli bir konferansın konuşmacısıydı. Aynı zamanda geçen sene buranın büyük bir ödülünü sahip olmuştuk. Ama bir fiil yer almıyorduk açıkçası. Ama bu seneden itibaren yer alma kararı aldık ve buradayız. Türk projeleri dünya sahnesine çıktı. Tema İstanbul, MIPIM 2014'e katılarak uluslararası arenada ilk kez yer aldı. Uluslararası gayrimenkul buluşmasında Tema İstanbul, konut bölgesinin yanı sıra temalı eğlence parkı Tema World ile de ön plana çıktı. Avrupa'nın en büyük yatırımları arasında olan proje yoğun ilgi gördü. Temalı eğlence parkı, ticari alanlar ve etkinlik alanlarıyla İstanbullulara yeni bir yaşam kültürü sunan proje, ziyaretçilerden tam not alırken Türkiye'nin inşaat teknolojilerinde yakaladığı başarıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemize son 10 yılda Avrupa Konutları adıyla güçlü bir marka kazandıran Sayın Süleyman Çetin Saya ile Kan'daki MIPIM fuarındayız ve Tema İstanbul standındayız. Süleyman Bey, burası büyük bir arena. Gerçekten dünyanın gayrimenkul arenası. Burada Türkiye'de var, İstanbul'da var, Tema İstanbul'da var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bizim bu fuara katılmamızın nedeni İstanbul'umuzu yabancı ülkelere tanıtmak. Tema İstanbul projemiz içinde yaklaşık 3532 konut var. Yaklaşık 830 bin metrekare inşaatı olan. İnşaatın konut alanı 470 bin metrekare. Her konut alan vatandaşın da 1 metrekare konut alanı, 1 metrekare de altyapısı otoparkıyla ve sosyal donatılarıyla ilave ediyoruz. Ve burada biliyorsunuz bunun yanında Tema World dediğimiz ve Tema Park projemizi şu anda proje aşamasındayız. Önümüzdeki aylar içinde bunu da size tanıtacağız. Yanımızda Tema İstanbul'u gerçekleştiren üçlü konsorsiyumun üyesi Sayın Ali Kantur var. Ali Bey, biraz projeyi ve İstanbul'u anlatalım. Bugün Paris, Fransa için neyse ondan daha bile önemlidir İstanbul. Ulaştırma problemi çözülmüş. Müzeleriyle, diğer değişik noktalarıyla Paris'ten çok daha fazla gezilebilecek, görülebilecek ve de heyecan verecek noktaları oluşmuş bir şehirde sizin ulaşacağınız turizm rakamları bugünkü cari giderlerinizin veya cari açığınızın en az yarısını yok edebilir. İstanbul o kadar önemli bir şehirdir. Tema İstanbul dediğimiz proje yaklaşık 1500 dönümlük bir arazi üzerinde. Dolayısıyla çevredeki herhangi bir yanlış yapılaşma varsa bile, var demiyorum hiçbir şekilde, ondan kendini belirli bir mesafede tutma şansı var. Çocuklar doğaya açılacak. Doğada gezerken, eğlenirken bir şeyleri görüp merakları artacak. Ve yarınki araştırma, geliştirme, inovasyonu yapacak çocuklar için onlar zemin olacak. Bu hayal gücüyle bir yere gidebileceğiz. Günde 17 dairenin kaba inşaatını yapıyoruz. Standartta da günde 5 daireyi full bitirmemiz gerekiyor ki bu süre içinde yapalım. 170 civarı iş makinesi çalışıyor. Burada çok güçlü olmak burada konut satmak anlamına gelmiyor. Burada çok güçlü olmak Türkiye'nin güçlü olduğunu anlatıyor herkese. O hepimizin görevi.
tabii odaların görevi, devletin görevi, müteahhitlerin veya özel sektörün de görevi. Bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Tema İstanbul'un Ortaklar Kurulu üyeleri Arda Akçalı ve Gökhan Çetinsay'a MİPİM 2014'te de yoğun ilgi çeken Tema World ile ilgili son gelişmeleri Eko Pazar'a değerlendirdi. Bu projenin en eğlenceli kısmı olan Tema World, temalı eğlence parkı yaklaşık 400 dönüm arazi üzerine kurulu. Master planıyla, detay çalışmalarıyla, dünyada önder proje firmalarıyla çalışıyoruz. Yaklaşık olarak yılda 3 milyondan fazla ziyaretçi hedefimiz var. Bu sene projemizi ilk kez getirdik. Her şey iyi gidiyor, ilgi yoğun baya. Konut projesine ve park projesine oldukça yoğun ilgi var. 3000 kişiye yakın insan çalışıyor. Şantiyede de günde en az 15 kaba inşaatı bitiriyoruz. İnşallah tüm hızıyla teslim edeceğiz çok kısa sürede. Bak Yapı'da MİPİM'de sergilediği projeleriyle pek çok Avrupalı yatırımcının dikkatini çeken isimler arasındaydı. Bak Yapı'nın başkan yardımcısı Sayın Ferhat Bakgör'le birlikteyiz. Ferhat Bey, MİPİM fuarını kısa bir değerlendirir misiniz? Geçen sene katılmamıştık ama iyi haberlerini duymuştuk MİPİM'le ilgili. Güzel katılımcılarımız vardı. Bu sene de MİPİM fuarına katıldık. Projelerimizle hem İstanbul Prestij Park projemizle hem de Bursa'daki Bursa Prestij Modern projemizle katıldık. Fuar güzel. Katılımcılar çok seviyeli, çok güzel yatırımcılar var. Görüşmelerimiz oldu. Zaten yurt dışı ile ilgili birkaç ülkeyle görüşmelerimiz olmuştu. Onları tekrar burada görüşme fırsatımız oldu. Keyifli oldu. MİPİM fuarının son gününde ise bir de ödül gecesi düzenlendi. İstanbul'da önemli projelere imza atan Sema Eser Özsaruhan ve Murat Kader ortaklığındaki iki design grup, projelendirdiği Spine Tower'la MİPİM'de Türkiye'nin en iyi projesi ödülünü kazandı.